Herkese yeniden merhabalar. Bugün mayasız poğaça tarifi vereceğim. Çok lezzetli, çok güzel, kıyır kıyır. İki çeşit poğaça yapacağım. Biri peynirli, biri pul biberli olacak. Çok kolay, çok da pratik oluyor. 1 kilo unu kabıma alıyorum. Hamur yoğurma makinesinde yoğuracağım ama dilerseniz bunu elde de yapabilirsiniz. Aynı malzemelerle elde de aynı ürünü elde edebilirsiniz. Oda ısısındaki tereyağım böyle çok yumuşak da değil, çok sert de değil. Öncelikle onu unla iyice eziyorum. Benim elim kolum ağrıyor, ben bunu ezemem derseniz rendeleyebilirsiniz veya eritip soğuttuktan sonra bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. İyice böyle yağımı unla birleştirdikten sonra diğer malzemeleri koyuyoruz. Ayrıca bunu yarım kilo unla yapabilirsiniz. Yarım kilo un kullandığınızda yarım paket margarin kullanın ve diğer malzemelerinizi yarı yarıya düşürün. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum, toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Paket kabartma tozu ekliyorum ve tekrar karıştırdıktan sonra 3 adet yumurta ekliyorum. Yumurtalardan birinin sarısını ayırdım, üzerine sürmek için ayırdım, diğerlerinin tamamını ekledim ve 1,5 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağ da döktükten sonra hamur yoğurma aparatını taktıktan sonra hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Dediğim gibi bunu elde de yoğurabilirsiniz. Sadece biraz yağ kısmı sizi oyalayacaktır. Gerisi çok kolaydır. Yağ da dediğim gibi isterseniz eritip soğuttuktan sonra yumuşayacak ve o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle hamurun biraz toparlandıktan sonra bakın kıvamı biraz sert oluyor. Birbirini tutmuyor. Buna ekstradan biz yoğurt ekleyeceğiz. Dilerseniz bu yoğurdu başta da ekleyin ama ben kıvamına bakıp da ona göre eklemek istedim. 4 yemek kaşığı yoğurt ekledim. İlk başta eklemememin sebebi hamurum çok yumuşak olabilir. Bazen hani yumurtadan dolayı değişebiliyor. Una göre, yumurtaya göre değişebiliyor. Hani yumuşak olursa un eklememek için önce unun kıvamına baktım, hamurumun, daha sonra yoğurdumu ekledim. Şöyle kıvamı bakın böyle yumuşak oldu. Eğer sizin hamur biraz sert olursa biraz sıvı yağ ve biraz yoğurt da ekleyebilirsiniz dile isteğe göre. Hamurumu toparladıktan sonra şöyle çıkarıyorum. İki eşit parçaya böleceğim. Önce birazcık yoğuruyorum, elimle toparlıyorum. Bir 30 saniye kadar yoğuruyorum arkadaşlar. Şöyle iyice elimizde değsin ki elimizin lezzeti de içine girsin. Hamuru iki eşit parçaya böldüm. Birine pul biber dökeceğim, birine peynirli yapacağım. Şuraya ayırdığım kısmını, onu lor peynirli yapacağım. Bunu da 2 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Pul biberim çok acı da değil, çok tatlı da değil. Orta kıvamında, hani acı olur ya, o şekilde oluyor. Siz dilerseniz saf tatlı pul biber de kullanabilirsiniz. Pul biber döktüm, hamurumu iyice toparladıktan sonra bezeler yapıyoruz. 70-80 gram arasında bezeler yapabilirsiniz. Bütün hepsini hazırladım. Pişirme kağıdı serili tepsiye dizdikten sonra kenara ayırdım. Yumurta sarısının içine 2 yemek kaşığı kadar süt ekledim ve iyice çırptım. Çırptıktan sonra bezelerin üzerine sürüyorum. Bu
arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yumurta sarısı sürdükten sonra üzerine susam serpiyorum ve 180 derecelik fırına veriyorum. Altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarımız pişerken hemen diğerini hazırlıyorum. Hepsini beze haline getirdim. Gördüğünüz gibi baş parmağımla küçük bir oyuk açıyorum. Oyuk açmamın sebebi içine peynir koyma. Ben lor peynir kullandım. Siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Kaşar da koyabilirsiniz. Veya evde sevdiğiniz herhangi bir peynir varsa ekleyebilirsiniz. Birer çay kaşığı kadar içine koyduktan sonra kapatacağım. Şöyle elimle hafif bastırdıktan sonra hemen iki kat katlıyorum ve kapatıyorum. Yapımı oldukça kolay, oldukça pratik, gördüğünüz gibi zahmetsizce. Çok öyle uğraşmaya ve şekil vermeye de hiç gerek yok. Hemen son bir tane daha gösterdikten sonra bunu da tepsiye koyacağım ve üstüne yumurta sarısı süreceğim. Hepsi tepsiye dizdikten sonra yumurta sarısını sürüyorum. Daha sonra yumurta sarısından sonra biraz susam, biraz çörek otu serpiyorum. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hangisini daha çok seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Bunlar piştikten sonra isterseniz dondurucuya atabilirsiniz veya bu şekilde hazırlayıp da dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. Çıkardıktan sonra pişirebilirsiniz. Yani bu şekilde de hazırlayıp dondurucuya atmak çok da kolay oluyor. Poğaçalarım pişti, gördüğünüz gibi çok lezzetli, kıyır kıyır oldu. İkisini de 180 derecede piştim. Alt üstü pişene kadar, zaten görüntüsünden belli olur. Dakikasını veremem arkadaşlar. Fırından fırına değişiyor. Bazen 10 dakika, bazen 15 dakika durabiliyor. O yüzden kızarmasına bakın, ona göre ayarlayın. Hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Soğuduktan sonra daha kıyır kıyır oluyor arkadaşlar. Şimdi sıcakken birazcık daha yumuşak oluyor. Soyunca kıyır kıyır çok lezzetli oluyor. Hemen şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın elimize atıyoruz ve hala sıcak olduğu halde bu kadar kıyırdır. Soğuduktan sonra çok daha lezzetli olacak. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.